İsrail uzun zamandır Gazze'de sürdürdüğü savaşta yeni bir aşamayı başlattı. Refah operasyonuna başladı. Bu endişeyle beklenen bir durumdu. Çünkü aylardır devam eden savaşta yüz binlerce insan Gazze'nin kuzeyinden güneydeki Refah'a kaçmış, buraya sığınmış, burada hayata tutunmaya çalışıyordu. Şimdi bu insanlar ne olacak merak konusu. Gelen görüntülerde şunu görüyoruz. Refah sınır kapısı İsrail ordusunun kontrolüne geçmiş vaziyette. Tanklarla sınır bölgesine, sınır noktasına girdi İsrail ordusu. Ve bu gelişmeyle birlikte de aslında Gazze'nin tek nefes borusu, dünya ile olan tek bağlantısı da kesilmiş oldu ve tam kuşatmayı İsrail Gazze'de gerçekleştirdi. Şimdi ne olacak? Bölgede neler bekleniyor? Bunu konuşacağız. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Burak Bey. Hocam şimdi az önce söylediğim şey tabii günün en önemli gelişmesi. Refah sınır kapısının İsrail'in kontrolüne geçmiş olması. Az da olsa, kontrol de olsa buradan yardımlar geçiyordu. Gazze'ye ihtiyaçlar bir şekilde ulaştırılmaya çalışılıyordu. Şimdi bunun imkanı da ortadan kalkmış oldu. Ne olacak? Refah sınır kapısının İsrail'in kontrolüne geçmiş olması Gazze'deki durumu nasıl etkileyecek? Her ateşkes görüşmesinde taraflar genellikle şiddetin dozunu biraz artırır. Çünkü ateşkes sonrasında kendi istediği koşulların daha geçerli hale gelmesini isterler. Şimdi şu ana kadar yürütülen ateşkes görüşmelerinde Hamas, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de bu denklemin içerisinde ve Türkiye'nin de telkiniyle ateşkesi kabul etti. Ancak İsrailler kendi istedikleri koşulların net olarak olgunlaşmadığı düşüncesindeler ve bu nedenle bu harekatı başlattılar. Öte yandan burada şöyle bir ufak ayrıntıyı lütfen altını çizelim, bu çok önemli. Siyasi tercihler yanında teknik gereklilikler de önemlidir. Şimdi İsrailli siyasi veya bir komutanı ele alalım. Şu an için mevcut hatlarda bir ateşkes ilan edilirse İsrail'in ilan ettiği siyasi hedef, yani Hamas'ın yok edilmesi pek mümkün olmayacak. Öte yandan askeri gereklilik bağlamında Hamas'ın bir ateşkes sürecinde daha da güçlenmesi İsrail açısından pek kabul edilecek bir konu değil. Bu nedenle İsrail'in bir kara harekatıyla en azından bölgeyi tamamen muhasara altına alma gibi bir niyet ön plana çıktı. Şimdi de Hamas cenahına bakalım isterseniz. Hamas ise bir an önce ateşkes istiyor. Çünkü Gazze'deki yaşanmış olan insanlık dramları o kadar feci bir düzeye geldi ki Hamas'ın bu işin içerisinden çıkma konusunda bir an önce mevcut seçenekleri masaya yatırması lazım. Dün itibariyle Hamas'ın açıklamasıyla beraber insanların sevinç gösterilerini sokaklara taşıması Gazze sokaklarında böyle bir eğilimi de ispat ediyor. Ancak geldiğimiz aşamada eğer İsrail bu kara harekatını başlatıp kendi siyasi hedefini ve askeri gereklilikleri ön plana çıkarırsa herhangi bir çıkış stratejisi olmayan yeni bir aşamaya girilmiş olacak. Çünkü Hamas'ın da bu durumda direnmesi beklenmeli. Hamas direnmeye başladığında büyük bir ihtimalle daha fazla insan, sivil insan zayiatı göreceğiz. Ve bu durumda inanın çok büyük bir felaketi haber veriyor. Hocam tabii ateşkes görüşmelerinin seyrine göre durum biraz şekillenecek belki ama söylediğiniz son şey önemliydi. Çıkış stratejisi. Acaba İsrail'in bir çıkış stratejisi var mı? Yoksa attığı adımlar sanki bir taraftan da giderek burada kalıcı olmaya hazırlanıyormuş gibi mi demek lazım? Bir empati kuralım. Şu an Netanyahu'nun koltuğuna oturalım isterseniz ve onun gibi düşünmeye çalışalım. Bir kere Netanyahu üzerinde büyük bir iç baskı var. Ve bu iç baskı çok yönlü. Bir taraf tamamen bir ateşkes istiyor. Esirlerin, rehinelerin bırakılmasını talep ediyor. Bir taraf Netanyahu'ya zaten siyaseten muhalif. Öbür taraftan ultra muhafazakarlar var. Bunlar çatışmaların devam etmesini istiyor. Bir taraftan yargı baskısı var. Netanyahu'nun yargılanması söz konusu. Diğer taraftan erken seçim talebi var. Bir ateşkes erken seçimin daha da çok gündeme taşınması anlamı taşıyacak. Bu dolayısıyla Netanyahu üzerinde basınç kuruyor. İkinci boyut, dış boyut, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversite olayları ve toplumların devletlerine baskıyı artırmış olması İsrail açısından büyük bir kaygı nedeni şu an.
Ve Netanyahu, Amerikan desteğinin azalması veya kesilmesi halinde bu refah operasyonunda biraz sıkıntıya düşecek. Şimdi böyle bir Netanyahu büyük bir ihtimalle bir operasyona başlar, bir başarı hikayesi yaratmaya çalışır. Belki bir rehineyi kurtarmak yoluyla veya bir bölgeyi kontrol ederek, ancak ondan sonra ateşkes konusundaki basınç arttıkça biraz geri adım atma zorunda hissedecektir. Ama ve lakin şunu da unutmamak lazım. Pandora'nın kutusu artık zaten açılmış durumda ve kara operasyonunda Hamas'ın direnci Netanyahu'nun çıkış stratejisini belirleyecek. Hamas eğer Refah'ta kuvvetli bir direnişe başlarsa, ki 9-10 Tugaylık bir unsuru var şu an, o takdirde Netanyahu belki de istemediği koşullarda bir ateşkese razı olmak zorunda kalabilir. Bu da Netanyahu açısından bir risk. Hocam bir de siviller var tabii. Yüz binlerce insan kuzeyden Refah'a gelmişti. Şimdi kuzeyde artık İsrail ordusu var. Oraya da çıkamıyorlar. Mısır sınırı kapattı. Denizden gidecek bir yer yok. Bu insanlar ne olacak bu operasyon daha da genişlerse? Ben İsrail'in böyle bir kaygı içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Gazze içerisinde yaşayan herkese Hamas gözüyle bakıyorlar. Dolayısıyla meşru bir hedef olarak görüyorlar. O halde büyük bir insani dram daha yaşanacak. Yani bu tahmin etmesi çok zor bir resim değil. Ama ve lakin şunu da unutmamak lazım. Bu insanlar da ne kadar sıkıştırırsanız belli bir süre sonra o kadar daha agresif hale gelecektir. Dolayısıyla İsrail açısından belki bir noktadan itibaren uluslararası baskı arttıkça sivillere daha karşı daha dikkatli olma ön plana çıkabilir. Ama ben İsrail askerinin sahada böyle bir hassasiyeti olduğunu şu ana kadarki uygulamalarından pek göremedim ve düşünmüyorum. Dolayısıyla yine dramlara hazır olmak lazım benim gördüğüm kadarıyla. Hocam teşekkürler katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la konuştuk Refah'taki durumu. Tabii gün içinde de yine konuklarla, bağlantılarla bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.